dur, dur. Nereden alıyordum unuttum. Onu da aslında tabii çok sağlıklı bir... git git. Öksürük geldi. Sil. Neye yapacak? Sil vallahi olmaz. Hepinize tombiş tontiş öpücükler. Yine bir pazar günü sizlerle birlikteyiz. Efendim bugün Göksel'cimle planlarımız farklıydı. Modaya gidecektik. Aslında modadayız yine de başka şeyler düşünmüştük. Gereken yolda kaybolduk. Kaybolunca yürümek zorunda kaldık. Yürümek zorunda kalınca ben 135 kilo bir insan olarak Haziran sıcağında ve yokuş yukarı yerlerde yürürken artık idrakimi, muhakememi falan kaybettim. Buna saldıracaktım. Elimde kalacaktı. Tabii acayip düştük ikimiz de. En sonunda Moda Çay Bahçesi'ne attık kendimizi lanet olsun deyip. Yolda birkaç çekim yapmıştık ama o da silinmiş. Yani bir teknik bir sıkıntı olmuş herhalde. Bu dosya bir problemden dolayı açılmıyor falan diyor. Onları da yapamadık. En sonunda oturduk bir yorgunluk çayı sigara içelim dedik. İşte böyle bir çekime girelim dedik. Vallahi ne anlatacağım ben de bilmiyorum. İkimiz de çok düşmüş durumdayız. Tek ki geldik hani sizlerle birlikte olalım diye. Yine de bir çekim yapalım dedik. Şimdi bugün artık Ramazan'ın son çekim olacak değil mi Göksel? He, Ramazan bitiyor artık yiyebileceğiz. Midye dolmalar gelsin, tavalar gitsin. Evet, artık şey bitiyor yani. Artık istediğimiz her şeyi yiyebileceğiz. Yarışmalar yapacağız. Lezzet denemeleri yapacağız. Belki arada yemekler yapacağız. Çok güzel actionlarımız olacak. Ramazan'ın son çekimi de bugün de böyle olacak artık. Yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar ben bugün size ciddi ciddi bir şeyden bahsetmek istiyorum. Geçen sene, yani tarih de burada var bak. 3 Mart 2017 çeksene. Tarihi de çekiyor musun? Tamam. Şimdi 3 Mart 2017 günü biz Cihan'cımla diyetisyene gittik. Dedi ki biz zayıflamak istiyoruz. Kadıncağız bize işte ölçtü, tarttı, biçti. İşte şeyimizi aldı. Göğüs, bel, beden ölçülerimizi aldı. Kadıncağız zavallı mezurayı buradan doluyor. Öbür ucuna, kavucuna kadar sarmaştı. Dolanamadı bize, sarmalanamadı. Neyse işte kantar gibi bir şey var, onu çıkarttı. Ölçtük, ölçtü. Ben çıktım 135. Benimki çıktı 145. Yani kesinlikle kadın bizi programa alacak diye bakıyoruz. Tabi bu arada işte muayenelerimiz, testlerimiz falan oldu. Testler zaten rezalet. Onlardan hiç bahsetmiyorum bile. Anam uçma sakın. Seni yapacağım da. Ondan sonra kadın masaya oturdu Göksel. İşte biz de böyle bize bakalım nasıl bir liste verecek falan derken, beklerken. Ameliyat olmayı düşünmez misiniz dedi. Ha. Demeyeydi iyiydi. Biz ameliyatı düşünsek zaten diyetisyene gelmezdik. Değil mi? Hani ameliyat olurduk direkt. Sende ne işimiz var? Zaten oradan beni bir benden aldı. Neyse. Yok dedik. Biz düşünmüyoruz şu anda ameliyat olmayı. Hani kendimize alıştırmak istiyoruz. Beslenmemizi bu şekilde yaşamaya devam edeceksek bu şekilde beslenmeden daha sağlıklı beslenerek hayatımızı devam etmek istiyoruz. Onun için diyetle vereceğiz. Kadın neyse tamam peki dedi. Bizi programına aldı. Ve bir liste verdi. Aslında şaka maka biz bu listeyle 20 kilo verdik. Ben oldum 115 kilo. Benimki oldu 120 kilo. Hatta 119 kilo. Vallahi kendimi böyle bir iki ay çalışık gel gibi falan hissettim. 115 kilo verince ay böyle ceylan gibi süzülmeye başladım. Çok rahatladım tabi. Sonra tatil maddeye gidince bıraktık gitti ucuna. Şimdi tekrar gireceğim tabi. Bu listeye değil başka bir rejime gireceğim. O sürpriz. Aslında onunla ilgili bilgi vermek istemiyorum ama bu Amerikalıların bulduğu yeni bir diyetmiş. Enteresan bir diyet. Çok zor değil, keyifli bir diyet. Böyle bol bol yağ yiyerek, bol bol tereyağı ve zeytinyağı yiyerek zayıflayacağım. Size şimdilik bu kadarını söyleyeyim. İleriki günlerde bununla ilgili genel bilgileri de söyleyeceğim size. Şimdi bu kadıncağızım bize ne vermiş biliyor musunuz? Demiş ki, Tuğba demiş, sabah 9.30'da kalktık, günaydın. 9.30'da 10 arası şunları ye demiş. Bak 30 gram yani 2 dilim az yağlı beyaz peynir. Onu çok yağlı yedim ben hep. 1 adet yumurta artı 1 yumurta beyazı demiş. 2 yumurta yedim hep. 3 adet ceviz içi demiş. 7-8 tane yedim hep. Kahve isteyen var mı?
Domates, salatalık, yeşillik otladım. Onda sorun yok. İki ince dilim tam buğday ekmeği demiş. Onu da iki ince dilim ekmek yedim. Bak onu üçe çıkartmadım. Öbürküleri kafadan birazcık yuvarladım yani. Yedim mi? Afiyet olsun. Saat oldu bir. Demiş ki Tuğba bir, bir buçuk arası şunları ye demiş. Dur bekle çayımı içeceğim. Kız ben buna şeker attım mı? Evet çay isteyenler çay. Bir dakika ya. Oldu. Bir, bir buçuk mi? Onu da yedim ya. Ondan bire kadar dururum artık. Bir şey yok. Kahve mavi içtim arada da zaten. Saat bir ile bir buçuk arası demiş ki bir kase çorba iç. İçerim. İçtim de. Bir tavuk şiş, bir porsiyon. Okey. Veyahut o yoksa ızgara et köfte 4 adet. Onu hep 6 tane falan yedim. Yalan yok. 6 kaşık kuru baklagil yemeği veya 6 kaşık sebze yemeği. Böyle kaşık dedi de çorba kaşığı. İşte onu da böyle bir 8-10 kaşık yapmış olabilirim ben büyük ihtimal. Yani öyle yaptım açıkçası. Onun yanında işte yeşil salata, çoban salata, lahana, havuç falan filan diyor. Ayran, cacık, 2 dilim ekmek, yine tam buğday ekmeği veyahut bulgur pilavı. Evet, bulgur pilavı yediğim zaman ekmeğimi yemedim. Ekmek yediğim zaman da bulgur pilavını yemedim. Bunların hepsine uydum ama yine işte 4 köfteyi 6 köfte yapmış olabilirim. 6-7 köfte. Ne var 6-7 köfte? Hap kadar. Allah Allah. İşte bir tavuk şiş bir porsiyonu, yani bir buçuk porsiyon yapmış olabilirim. Olmuş olabilir öyle şeyler yani. Sonra diyor ki Tuğba diyor saat 4 oldu acıktım. Geberiyorum. Ne acıktım? Geberiyorum. Bir tane meyve ye diyor. Meyve de hiç sevmem. Ama yedim. Ya aslında yalan söyleyeyim. Meyve de yemedim. Vallahi yemedim. Bir tane altın başak. Azıcık krem peynir falan yedim. O bir altın başak da bir dilim ekmeğe değermiş. Ama yedim yani. Arada bir çok sevdiğim bir meyve olursa 40 yılın bir başı yedim ama genelde altın başak falan yedim. Onların tatlıları oluyor. Böyle çaya bandırıyorsun, emcikliyorsun. Güzel oluyor onlar. Sonra diyor saat 7 oldu. 7 ile 8 arası. Bak şimdi. Ben 7 ile 8 arası iş yerindeyim. Nasıl yiyeceğim? Eve gitmiyorum ki. Biz de yemeğimizi evden hazırladık Cihan'la. İş yerine de bir mikrodalga fırın aldık. Masanın altında duruyor. Vallahi. Tupperware'lerle yemeklerimizi taşıdık. Sefer tasımızla beraber. İşte akşam olunca 7'de, 7.30, 8'e doğru işte tabaklarımıza koyup mikrodalgada yemeklerimizi ısıttık. Şimdi onda da diyor ki haftada bir gün bir porsiyon kıyma soslu makarna. Bak o çok güzel. Onu çok severek yedim. Bunun dışında bir kase çorba, 8 kaşık sebze. Bak bak o 8 kaşığı ben o deminki 6 kaşığı 8 bundan yapmışım. Evet, 8 var. 8 kaşık sebze yemeği, salata veya haşlama ızgara sebze, cacık ince tam dilim buğday ekmeği. Şimdi arkadaş, günde 7-8 dilim ekmek verdi mi? Verdi. Vallahi billahi ben rejim yapmazken 8 dilim ekmek yemedim. Yemedim yani. Ama bu verdiği için yedim tabii. Aynen bu dediklerine akşam riayet ettim. Çorbamı içtim, sebzemi yedim veya et varsa et yedim. 2 dilim ekmeğimi yedim. Sonra saat 11 oldu Tuğba diyor. Zıbarmadan önce sen yine acıkacaksın. Tabii ki açım. Bir paket diyet bisküvi. Tarçınlı çayla beraber diyor. Veyahut bir kase yoğurtla beraber. Yanına da üstüne de veya sütle beraber. O şey bir paket tatlı olan diyet bisküvinin içine bir kaşık da müsli koy diyor. Annem o ne lezzetli bir şey. O var ya nasıl güzel bir tatlı gibi geldi bana. Her akşam onu yedim 11'de. Veyahut bunu yapmazsan diyor. Bir bardak süt, bir tatlı kaşığı chia. Chia'yı hiç kullanmadım. Bir küçük muz. Sabahtan dolapta bekletecekmişim. Zaten muzu herhalde çekmeceye koyacak halim yok. Şu ikinciyi yapmadım ama birinciyi hep yaptım. Bir paket diyet bisküviyi kırdım böyle tatlı olanı. Sütün içine müsli, tarçın, oh afiyetle yedim. Ve ben böyle 4,5-5 ayda 20 kilo verdim. Şaka değil. Gerçekten mutlu, mesut, yiye yiye, kafama göre değiştire değiştire 20 kilo verdim. Belki harbi harfine dediklerine uysaydım, belki olacaktı 22-23 kilo bilmiyorum. Ama çok rahatlamıştım. Sonra tatile falan gidince tabii o sene aldık. Şimdi amacım tekrar başlamakta. Ama sanırım bu diyete başlamayacağım. Demin de bahsettiğim gibi yeni başlayan bir diyet var. Özellikle insülin hastalarına
yönelik olan bir diyet ki benim de insülinim var. Herhalde onu başlayacağım büyük ihtimalle. Evet, bizim diyet listemiz buydu. Yine de ben bunu kaybetmiyorum. Çantamın bir köşesinde tutuyorum. Arkadaşlarıma öneriyorum. Ama tabii şöyle de bir şey var. Ben ancak bu diyeti benim sikletimde olan insanlara yani 100 kilo, 120-130 kilo insanlara ancak önerebilirim. Hani kalkıp 70-80 ya 90 kilo olan biri kalkıp benim rejim diyetimi yapıp, benim diyet listemi yapıp günde 7-8 dilim ekmek yerse adam kilo vermek yerine kilo da alabilir. Bu tabii vücudun ihtiyacı olan kalori ihtiyacıyla bağdaşan, paralel olan bir durum anladığım kadarıyla. Metabolizma çalışsın diye yediriyor sana. Herhalde öyle bir mantık var diye düşünüyorum. O nedenle çok yakın bir zamanda herhalde ben diyete başlayacağım. Şimdi şu anda kendimi ona hazırlıyorum. Yani hazırlık sürecindeyim. Beynimi hazırlıyorum, psikolojimi hazırlıyorum. Çünkü o hazır olmadığı zaman vücut hiçbir şekilde hazır olmuyor. Yani öyle bir noktaya gelmeliyim ki ben rejim yaparken kumpir, İskender, efendim mantı, pizza bunları düşünmemeliyim. O lezzetlerden kendimi uzak tutmayı öğrenmeliyim. Ama şu an buna hiç hazır değilim. Asla ve asla. Hepinize tombiş tontiş öpücükler. Evet, Ramazan'ın son şişmansan şişmansın programıydı bu. Önümüzdeki günlerde action'lı programlar bizleri bekliyor. Hoşçakalın.